Asıl saygısızlığı sen yapıyorsun Ercüment Çözer. Ne istiyorsunuz benden? Komiteyi ciddiye alacaksın. Ha. Bizimle anlaşma yaptığın için o ihaleleri alıyorsun. Musluğun başı biziz. Vallahi kardeşim ben 7 numaradan Arif. Şu yönetici kardeşimiz çay çorba dağıtma işini bir an önce halletsin diye bekliyorum. Çünkü ben bu otopark mevzusuna fena takılmış durumdayım kardeşim ya. Bak bugün o daire gelmemiş. Keşke o daire burada olsaydı, görseydik o arkadaşı. Evet. Kedi girmiştir. Bu apartmanda birileri kedileri içeri alıyor. O kediler de gidiyor paspasını sıçıyor kardeşim ya, sıçıyor. Ne yap? Hiç kimse benim apartmanımda yaşlılara kötü davranamaz lan. Siz kimsiniz oğlum? Ha? Siz kimsiniz lan? Ha? Eşkıya bozultuları. Ulan siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan ha? Biliyor musunuz lan? Evet doğru söylüyor. Benim karı da bundan kullanıyor. Bel fıtığı var da doktor bundan tavsiye ediyor. Bir daha karar versen senin gözünün içinden vururum. Sana mı soracağım lan? Evet. Burada yürümek bile mümkün değil. Burası çöp ev gibi. Çöp kelimesi uygun değil bu. Bu arada kuyumcunun sahibi çok sevindi. Duyunca adamların yakalandığı sevinçten inmeye inecekti adama. Sana da bizzat teşekkür etmek istiyorum. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Bunu saymıyoruz müdürüm. Yine bekliyoruz hepimizi. Vallahi benim pek aklıma yatmadı başkomiserim. Böyle cennet gibi yer dururken ne işin var İstanbul'da? Nasıl? Değişenler sadece bunlar mı diyorsun? Üstadım şu an biz sadece motorun yağını değiştirmiyoruz. Yürüme engelli binlerce kardeşimizin hayatını değiştiriyoruz aslında. Şu dükkanımın güzelliğine bak. Bir de Sinan'a bak. Oo alacaklı gelmiş. Sinan önce bizi çek sonra çeki tek çek. Teki mi çektik? Nakit para yok. Çekin de vadesine var daha çok. O yüzden ne yapıyoruz? Faturalı çekin fotoğrafını denize çek gönderle yolluyoruz. Çekin nakit karşılığını öğreniyoruz. Sonra denize gidip paramızı çekiyoruz. Rahat ediyoruz. Hayırdır ortak? Karadeniz'de gemilerin battı. Kira günü geldi, nakit gelmedi. Ya ortak sen dert çekme ya. Önce bizi çek. Sonra çeki tek çek. Sonra da ortağında bir halay çek. Çocuklar nedir bu durumunuz ya? Usta önlükler çekmiş. Durun durun kıpırdamayın. Önce ben sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Sonra da çekeyim, tek çekeyim. Sonra da size yeni önlük çekeyim ya. Vay vay güveçte kuru fasulye. Dur şunun bir fotoğrafını çekeyim. Ortak maaş günü geldi. Para da yok ne yapacağız? Merak etme ortak. Ustalarla bizi bir çek. Bir de çeki tek çek. Nihat abi bir temizleyelim ha. Tamam abi hemen. Sonra da saçlara bir şeyler yapar mıyız? Yapalım. Ne yapalım? Düzeltelim biraz ha. Tamam abi. Tamam. Üstten biraz alırız. Yaparız bir şeyler bacım. Nihat tamam. Abi. Bak şuralardan da alıver ha. Yapma Altan oğlum. Yapma be çocuğum. Getir şunu Altan. Sende miydi o? Nihat abinin beyin ameliyatını bitireyim vereceğim bak. Ya o... Bir sıkarım ha. Yanlış bir şey yapmadı Altan ha. Ne oldu? Niye durdun? Biz durduk. Siz de durdunuz. Bizi takip mi ediyorsunuz? Şimdi sana bir kazandırıyor. O milya çabuk geliyor. Sen de böyle güneye oh bedavadan kaçıyorsun. Kıyak iş valla. Buyur abi. İhbar doğruymuş. Cinayettin Türkiye'ye döndü. İşimiz var bundan sonra. Taksi! Taksi! Açık hesap diyor efendim. Biz çocuktur. Peki, bu temiz çocuk burada ne demek istiyor? Koskoca cinayetin 7 milyon liradan bahsediyor. Hangisi cinayetti bunların? Memur bey, benim adım Şener. Şener benim. Videolarda bir dönecek. Ha, cildi işte. Bir teran tiramanından sonra kahvaltıyı almıştır onları Şener olacağı. Genelde öyle yapar. İşi biliyor adam canım. Peki bizi alırlar mı otele? Uy ne demek? Hele almasınlar da çöreğim onları. Gözümü kırpmadan serarım hepsini yere.